Kamu emekçileri sendikaları Konfederasyonu Hatay Şubesi 657 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamu çalışanlarının ihraç edilmesi ve basın yayın organlarının kapatılmasını kınayan bir basın açıklaması düzenledi. Antakya Ulus Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan KESK Hatay dönem sözcüsü Atıf Kılıç, son KHK'larla kamuda açığa alınmaların ve ihraçların arttığını vurguladı. Bilindiği üzere daha önce ilimizde 1000'e yakın eğitim ve bilim emekçisi açığa alınmıştı. 55 gündür direnişini sürdürdüğümüz bu açığa almaların yanında son KHK ile birlikte ilimiz genelinde konfederasyonumuz KESK'e bağlı eğitim senden 9, sesten 7 ve haber senden 1 kişi olmak üzere 17 kamu emekçisi üyemiz ihraç edilmiştir. İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz, diplomalarımız, kazanılmış haklarımız, sendika haklarımız hukuk tanımaz bir keyfiliğin saldırısı altındadır. Baskınlar bizi yıldıramaz. Kılıç, kanun hükmünde kararnamelerle kamu çalışanlarının haklarının yok sayıldığını belirtti. Kamu emekçilerinin iş hakları, çalışma hakları, müktesep hakları, emeklilik hakları, sendikal hakları, sahip oldukları güvenceleri bir çırpıda büyük bir keyfilikle yok sayılıyor. Yapılan hukuksuz açığa almalar ve ihraçlarla kamu emekçisinin yanı sıra okuldaki öğrenciler ve veliler bilimsel, nitelikli eğitim hakkından, hastanede hizmet alan hastalarımız da nitelikli, ulaşılabilir sağlık hakkından mahrum bırakılıyor, cezalandırılıyor. Kılıç, OHAL'in muhalefeti baskı altına almak için kullanıldığını söyledi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Açığa alınan ve ihraç edilen arkadaşlarımız görevlerine iade edilene kadar haklarımız, işimiz, ekmeğimiz için açığa almaları, ihraçları ve baskıları direnişle karşılayacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Basın açıklaması oturma eylemiyle sona erdi.